Selam, nasılsın? İyiyim hocam. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Kim sunuyor? Ben sunuyorum. Ne diyorsun? Asya Bozuk Kutabası da C'ydi hastamızda. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, şu andaki şikayeti yok aslında. Hemşirelik açısından nasıl? Hiçbir sorun yok hocam. Gayet iyi, rahat. Bakımlarını veriyoruz. Pozisyonlarını veriyoruz. Pneumatik kompresyon yapıyorsunuz. Günde 3 kere değil mi? Evet. 3x30 dakika. Tamam. Başka? İlaçları ne var? İlaç seni düzenledik hocam. Herkes seni düzenli olarak alıyor. Serum çok ağrımıyor mu? Yok, ağrımıyor. Pozisyonu değiştirmemiz lazım biliyorsun. Basınç ülseri gelişmemesi için. Sonuçta dokunun basınca dayanma süresi 120 dakika. 120 dakikayı geçtiğimizde artık kızarıklık oluşmaya başlar. Hele ki siz kızarıklığın üstüne bastığınızda solmuyorsa... Öncelikle aziz milletimizin başı sağ olsun. Bugünleri de inşallah atlatacağız ve yaraları saracağız. Kısaca özetlemek gerekirse Ankara Etlik Şehir Hastanemize bugüne kadar 3300 başvuru oldu. Bunlar arasında ambulans uçakla gelenler de var, kara ambulansıyla gelenler de var. Kendi imkanlarıyla da hastanemize başvuranlar var. 1150 kadarını biz yatırarak tedavi ettik ve halen Etlik Şehir Hastanemizde 598 hastamız yatıyor. 103'ü yetişkin, 170 yoğun bakımda takip ettiğimiz hastamız var. 27'si halen entübe. 50 civarında hemodiyalizi devam eden hastamız var. Şu anda genel olarak tablo bu şekilde. Şu ana kadar biz 40 civarında nakil aldık. Tabii bu dönemde biz de şöyle bir kendimize görev edindik. Sadece deprem enkazından yaralı çıkanlara müdahale etmiyoruz. Aynı zamanda depremden yara almadan kurtulmuş ama oradaki takip, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmesi gereken hastaları da hiçbir mağduriyete yol açmadan buraya doğrudan nakil almaya çalışıyoruz. Hem rehabilitasyon için, fizik tedavi için hasta alıyoruz. Aynı zamanda da ortopedik cerrahileri tamamlanmış hastaları evine ya da kalacağı yere, ayarlanan yere göndermeden önce bir süre daha burada takibini yapıp içimiz rahat şekilde göndermeye çalışıyoruz. Ve taburcu ettiğimiz kalacağı yere gönderdiğimiz hastalarımız da şu anda mevcut. Birçok hazırlığımız da bu yönde. Hem yatak kapasitemiz, hem cihaz donanımımız, hem de ekibimizin tecrübesi ve gayretlerini tamamen bu yöne doğru. Ama bir yandan da normal fizik tedavi rehabilitasyon hastalarının da işlerini yürüterek aksama yok. Onları da takip ediyoruz bir yandan. Ama aynı zamanda da enerjimizi ve gayretimizi de tüm milletimizin yaralarını sarmak için burada enerjimizi topluyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Biliyorsunuz biz birçok yerdeki hastaneler gönüllü ekiplerimizi, hekimlerimizi, hemşirelerimizi, ameliyathane personellerimizi, sağlık çalışanlarımız ekip olarak gittiler. Biz de buraları hazır ettik. Bu yaraları da saracağımızı düşünüyorum. Hazırız. Doğrudan acile gelen, ameliyatı yapılıp gelenler de var. Doğrudan gelip bizim ekiplerimizin ameliyat ettiği, sonrasında aldığımız hastalarımız da var. Şu an acil ekiplerinden başlayarak eve uğurlayana kadar tüm ekiplerimiz koordineli şekilde ve tüm branşlarda vatandaşımızın hizmetindeyiz.